Merhaba. Bu videoda Osram'ın üretmiş olduğu, kumanda ile kontrol edilebilen, E27 duya sahip, klasik ampul görünümünde olan ancak bünyesinde LED filaman barındıran "Rustik" diye tabir edilen bir ampul modelini teknik yönden inceleyeceğim ve çeşitli elektriksel ölçümler yaparak bu incelemeyi daha zengin bir hale getirmeye çalışacağım. kutunun ön yüzünü incelediğimizde ampulün gücünün 7 watt olduğu, eski usul tungsten filaman telli ampul karşılığının 60 watt olduğu, 15 yıl kullanım ömrünün olduğu, ışık rengi tonunun sıcak beyaz olduğu ve kumanda ile dim edilebilir olduğu yani kısılabilir olduğu belirtilmiş. Kutunun arkasındaki teknik veriler tablosuna baktığımızda ben size hızlı bir şekilde okuyayım. Ampulün gücü 7 watt, 806 lümen, 2700K günde 2,7 saat kullanıldığında 15 yıl kullanım ömrüne sahip. 100 bin kez açma kapama ömrüne sahip. Eksi 20 santigrat derece ile 40 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda kullanım imkanı sunuyor. 220-240 volt ve 50-60 hertz şebeke elektriğinde kullanıma uygun. E27 duya sahip. Şimdi kutusunu açalım. Evet ampulümüz kumandası kullanım kılavuzu çıkmadı kutu içerisinden. Tip olarak klasik tungsten filamanlı yani eski armut tip ampul dediğimiz ampulün aynısı ama içerisinde tungsten filaman yok. LEd filaman kullanılmış kumandasını incelediğimizde açma kapama butonları mevcut. Kademeli artırma, kademeli azaltma şeklinde ışık şiddeti değiştirilebiliyor sanırım. Burada yine %25, %50, %75 ve %100 olmak üzere hazır olarak varsayılan ışık şiddeti butonları yerleştirilmiş. Özellik olarak benim hoşuma gitti. Şimdi kendi hazırlamış olduğum fişli bir duya ampulü takıyorum. kamerayı biraz daha geri plana alıp kumandanın ne şekilde kontrol imkanı sunduğunu hep birlikte görelim. Kapatma düğmesine bir basalım. Evet, kapandı. Açma düğmesine basalım. Açıldı. Kapandı. Açıldı. Şimdi kademeli artırma ve azaltma tuşlarına basıyorum ve sırayla kısıyorum. tamamen kapandı. Şöyle açtıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yaklaşık 18, 19 kademede kademeli artırma ve azaltma imkanı sunuyor. Şimdi %25, %50, %50 %75 ve %100 tuşlarına basalım. %25'e basıyorum. %25 ışık şiddetinde yanmaya başladı. %50'ye bastım. %75'e bastım ve %100 tam ışık şiddetinde çalışmaya başladı. Kumandanın sunduğu özellikler bu şekilde. Kumanda CR2025 kodlu düğme tipi diye bilinen pille çalışmakta. Yani kumanda kullanışlı olmuş bence. Ama sevmediğim bir yönü var. En kısık kademesi biraz daha kısık olabilirdi. Örneğin uyumak için hafif loş bir ışık isteyen kişiler olabilir ya da bebeği, çocuğu uyuyan kişiler bu ampulü aldıklarında minimum ışık şiddetinden rahatsızlık duyabilirler diye tahmin ediyorum. Ama tabii şu ışığı tamamen kapatalım. Tamamen kısalım. Evet bu şekilde yani en kısık ışık şiddeti bence fazla. En kısık ayarda daha da zayıf olması gerekiyordu. Çünkü dim edilebilir bir ampulün belli bir seviyenin altına inememesi gibi bir durumun olmaması gerekiyor ama bunu da tungsten filamanlı ampullerde olduğu gibi bunun içerisinde tungsten filaman değil, elektronik devreyle dim edilebilir olmasına bağlıyorum. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekti. Dim edilebilir yazıyor burada. Ön yüzünde belirtildiği gibi kumandayla dim edilebilir olduğu belirtilmiş ama burada sadece dim edilebilir yazdığı için acaba dimmerle nasıl çalışacak dimmer devresiyle kullanıldığında nasıl tepki verecek şimdi bunu gözlemleyeceğim bunun için kendi kullandığım kablolu dimmer düzeneyim var o duyu buna takamayacağım için tepe lambama takacağım o ampülü tepe lambamı buna takacağım ampülü tepe lambama bağladım dimmer devresiyle kumandası olmadan harici olarak kendisine elektrik gelen duy üzerinden dim edilip edilmediğini test edeceğim Evet açtım. Kısık ayarda sorun yok gibi görünüyor. Kamerada biraz titreme var ama bu herhalde LED'in türünden kaynaklı. Artırıyorum. Evet. Artırdığımda ışık şiddeti artmıyor. Demek ki harici dim devresiyle dimmerla uyumlu çalışmıyor. Evet. Sonuna kadar getirdiğimde maksimum yanıyor ve gözü rahatsız edecek derecede titremeli çalışıyor. Ama kısa getirdiğimde fazla titremeden düşük şiddette çalışıyor. Yani dim devresiyle bunu kullanamazsınız. Ama kendi dim devresiyle, kendi kumandasıyla şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir şey daha merak ediyorum. Kumanda üzerindeki %25, %50, %75 ve %100 seviyelerinde ne kadar elektrik tüketecek? %100 seviyede yanıyorken ne kadar elektrik tüketecek? Bunu elektrik tüketim cihazına bağlayarak ölçmek istiyorum. Şimdi ölçelim. Evet ampulü enerji ölçüm cihazına bağladım. Bekleme modunda 0 tam onda 4 vata yakın kabaca yarım vata yakın bir elektrik tüketimi var. Şu an ampul çalışmıyor. Ampülü şu an %100 kademede çalıştırdım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 7 Watt elektrik tüketimi var. Kutu üzerindeki teknik verileri doğruluyor. Şu an %75 seviyesine getirdim. Evet %75 seviyesinde 5 tam 10'da 2 Watt elektrik tüketimi var. %50'ye getirdim. Yaklaşık 3.5 Watt olması gerekiyor. %50'de 3.5 Watt gibi bir elektrik tüketimi var. %25'e getirdiğimde yani yaklaşık 2 Watt'a yakın %25 seviyesinde de elektrik tüketimi var. Şimdi de şu kademeli dimmer düğmeleriyle bir kullanalım. Evet şu an en kısık dayanıyor. En kısık ayarda da 0 tam 0 tam onda yani 1 Watt'tan daha az bir elektrik tüketimi var. Evet şimdi kumandasının çekim performansını test edeceğim. Yaklaşık 3 metre uzaklıktayım. Aç butonuna bastım. Şu an çalışmıyor. 2 metre oldu. Çalışmıyor. Şu an yaklaşık 40 saatim yanındayım. Çalışmıyor. Evet şu an çalışmıyor. Demek ki ampül direkt olarak kumandayı görmesi gerekiyor. Yani bazı televizyonlarda olduğu gibi televizyon o yönde. Siz bu yöne kumandayı tutup bastığınızda televizyon yine çalışıyor. Ama maalesef bu kumanda direkt ampülü görmeden çalışmıyor. Hatta şöyle göstereyim. 5-10 cm çalışmıyor ama alttan tuttuğumda çalıştı. Bakın. Şu şekilde çalışıyor. Şu şekilde çalışmıyor. Evet, bu yönünü sevmedim. Bu ne demek? Kullanacağınız ortamda ampulü direkt görmezseniz yani şu şekilde görmezseniz ampulü kullanamazsınız. Bu şekilde çalışıyor. Hatta şöyle yapalım. Bakın bu şekilde 2 metre oldu. 2-3 metreden çalışıyor. Şu an yaklaşık 4 metre yaklaşık 4-5 metreden şu an kullanıyorum. Ampul bu metal muhafaza içerisindeyken kumandanın kötü performansından sonra bu hazneyi çıkarıp bir de test yapmaya karar verdim. Çıkarıyorum. Evet şimdi 1,5 metre mesafeden şu hizadan kumandayı tutuyorum. Kapata bastım. Evet şu an almıyor. 1,5 metre mesafeden kumanda görmüyor. Ama biraz aşağıdan şu açıdan tuttuğumda evet alıyor ama az önce gösterdiğim seviyeden tuttuğumda almıyor. Buradan şunu anlıyorum. Bu ampulün sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için şöyle göstereyim şu kısımların görünüyor olması lazım diye düşünüyorum. Yani burada bir komponent de göremiyorum ama şu açıdan bakıldığında sorun teşkil etmiyor. Ama şöyle bir metal bir çukurun içerisine girdiğinde yani şu kısım görülmediğinde kumanda direkt orayı görmediğinde ampul tutarsız çalışıyor. Ben bunu bu şekilde kullanır mıyım? Ben bunu bu şekilde kullanmam. Yani bir kumandaya 3-4 sefer bastıktan sonra bir ampul açılacaksa sürekli kumandayla oynamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Ama bir tepeye koyarsınız. kumanda şu açıdan ampulü görecek olur. Bu durumlarda kullanılabilir. Hatta deneyelim. Kaldırabildiğim kadar kaldırayım. Boyum yettiğince. Evet, şu an bayağı bir yükseğe kaldırdım. Tavana 50 santim mesafe var. Evet, şu an bakın Kapattım, bir sefer bastım. Aç'a bastım, görmedi. Şu an ampulü kumandayla direkt birbirini görecek şekilde konumlandırdım. Evet, görmüyor. Yani biraz tutarsız çalışıyor gibi. Yani direkt şu hizayı tutturmak gerekiyor ampulün hatasız bir şekilde çalışıyor olması için. Bir de ampulün fiziki ölçülerini size göstereyim. Ampulün bu şekildeki genişliği 6 cm civarında. Şu şekilde boyu da duyu tabanı ile birlikte. 104 105 mm yani 10,5 cm civarında da bir ampul yüksekliği var. Evet, Osram marka kumandayla kontrol edilebilir, kısılabilir, led filamanlı, rustik görünümlü ampul incelememiz bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.